Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı karalamak için bir kitap piyasaya sürüleceğini yazdı. Barış Pehlivan bugünkü köşesinde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı bundan sonra dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var diyerek tehdit ettiğini hatırlatarak hemen ardından Alparslan Türkeş Vakfı'na yapılan son baskında da yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hedef alındı. Yani her ne kadar yavaş polemiğe girmek istemese de işi pek kolay görünmüyor değerlendirmesini yaptı. Pehlivan bir duyumum var diyerek çok yakın zamanda Mansur Yavaş hakkında bir karalama kitabı da çıkacakmış. Yazarı da tanıdık. Ergenekon kumpasları döneminin tetikçilerinden biriymiş. Hatta emekli amirallerin Möntre açıklaması sürecinde tekrar piyasaya sürülen kişiymiş. Bilen biliyor. O isim Melih Gökçek'in televizyon kanalında çalışıyor. İşte bunu bilenler de Gökçek Yavaş'a karşı kitap yazdı dedikodularını çıkarıyormuş. Hani haksız da değiller gibi. Neyse bir tetikçinin kalemiyle Mansur Yavaş'ı yıpratacaklarını düşünmeleri de ne garip bir kafa. Orasını anlamak hayli zor dedi. Ayrıca Ankara'da gerçekleştirilen Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine yönelik düzenlenen saldırının ardından MHP'liler bu kez vakfa giderek tehditler savurdu. MHP Ankara İl Başkanı Turgay Başbuğ, kalabalık bir grupla vakfa basarak vakfımızın başbuğumuzun kemiklerini sızlatacak, onu kullanarak CHP'ye Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını size soracağız. Sizi buraya uyarmaya geldim, bundan sonra da uyarmayacağım diye konuştu.